Şefkatli dekolteme gel hüzünlü kekim. Ben sana yalan söyledim. O internete yayılan görüntüleri, yani Ozan'la bir türlü aşamıyorduk. Ne yapsam hırsımı alamıyordum. Ama sayende o gece aldım hırsımı. O gece sarhoş kafayla, yani onu cezalandırmak için seni kullandım belki de. Sayende onu süründürdüm. Peşimden koşturdum. Sayende açtık biz o geceyi. Birkaç kapı önü buluşması, bir sarhoşluk sabahlaması. Yani ne kadar tanıyoruz ki birbirimizi? Kalbini mi kırdım, egonu mu bilmiyorum ama üzgünüm. Gerçekten özür dilerim. Yani bu kadar büyüyeceğini düşünememiştim. Oo, birileri uçmuş. Biraz. Biraz değil. Sen bayağı sarhoşsun. Bakalım bana kalmış mı? Bana hiçbir şey bırakmamışsın. Bakalım burada kalmış mı? Birileri rüyasında beni gördü galiba. Oo, birileri bayağı uçmuş. Bana hiçbir şey bırakmamışsın. Bakalım burada kalmış mı? Yapma.
solun şöyle. Sen niye küçük kızlarla vakit kaybediyorsun ki? Sana gerçek bir kadın lazım. Harika. Aa, sen gerçekten beni rüyanda gördün galiba. Sabah sabah beni evine çağırmanı neye borçluyum acaba? Borç demişken senin ev sahibine borcun kalmadı galiba. Beni bu kadar ağırdan aldığına göre. Belki de senden daha eğlenceli bir sponsor bulmuşumdur. Bak sen. Birilerinin gecesi uzadı galiba. Günaydın. Pardon, telefonda mıydın? Ay, o önemli bir telefon değil. Kapatıyorum şimdi hayatım. Eğer kulaklarım beni yanıltmıyorsa sen geceyi Doruk'la mı? Tatlım, bizim zamanımızda Harold yani şekerim derlerdi. Neyse, ben birazdan sana uğrarım. Günaydın. Pankek, az jambonlu bol mantarlı omlet ve kahve de geliyor hemen. Geçmiş olsun küçük prens. Havada bulut, sen Zeynep'i sonsuza kadar unut. Ben normalde iki oyuncuyumdur. Hayatta bu saatte bir şeyler yemem ama... ama dün gece hızlı geçince vücut enerji istiyor tabii. Sen hala ayılamadın galiba. Aslında ben biraz... Ah tabii, dün o kadar çok içtin ki miden kötü senin. Ay, ben hemen bol yeşillikli bir smoothie yapayım sana. Sonra akşam içinde böyle hafif bir şeyler isteriz. Hatta seninle yürüyüşe gidelim, alışveriş yapalım. Ben senin için şöyle hafif bir şeyler alayım. Müjgan, bir dakika ben... bak, beni yanlış anlamanı istemiyorum. Ama dün gece bende gerçekten çok flu. Yoksa pişman mısın? Bu espri yapmak istemişimdir. Müjgan, ben biraz yorgunum. Kafam çok dağınık. Evet, fark ettim. Dün sadece sarhoş değildin, aynı zamanda kafan da dağınıktı. Anlatabilecek durumda değildin. Eğer şimdi anlatmak istersen dinlerim seni. Ben iyi bir dinleyiciyimdir. Bak, ben öyle topu ne kafama ne de içkiye atacak biri değilim. Ama gerçekten ben konuşacak halde bile değilken seninle nasıl bu hale geldik hiç hatırlamıyorum. Evet, bir noktaya kadar var. Ama sonrası yok bende. Sen gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bak, bozuldum buna. Yani bu daha önce hiç başıma gelmemişti. Ama istersen... dün geceyi sana hatırlatabilirim. Ben seni kırmak istemiyorum. Ama gerçekten benim kafayı toplamam lazım. Bak, ben ilk adımı attım. Ve sen de buna koşar adım karşılık verdin. Senin için dün gece ne ifade ediyordu bilmiyorum ama... benim için çok özel ve unutulmazdı. O yüzden bu gecenin tekrarını isterim. Tamam, ben gideyim hazırlanıp çıkayım o zaman. Sen de biraz dinlen. Ve dün geceyi hatırlamaya çalış. Alkış. Doruk Somer'e büyük bir alkış. Bravo sana.